Kızı, hayırdır, ne yapıyorsun? Umut hasta olmuş, üşütmüş de. Ben de şimdi bir şey yapmazsam ayıp olur. Haşlama yapıyordum o yüzden. İyi yapmışsın. Çocuk her şeyimizle ilgileniyor bizi. Nasıl, iyi mi? İyi, iyi. Anne, babam nerede? Ne bileyim, dışarıdadır, gelir birazdan. Allah Allah, nerede ki bu saate kadar? Anneciğim, ben çıkıyorum. Sağ ol anne. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldin. Neredeydin bu saate kadar? Kızım, sana bir şey diyeceğim ama hemen celallenme. Ne oluyor? Korkma, korkma, kötü bir şey yok. İşe başladım da ben. İşe mi başladın? Ya baba, biz seninle ne konuştuk? Ben her şeyi hallediyorum, sen dinlen demedin mi? Hayır, niye inat ediyorsun da kendini yoruyorsun, anlamadım ki. Allah razı olsun kızım. Sen elinden geleni yapıyorsun da. Tek başına nereye kadar? Onca borç, üstüne bir de bu evin dönmesi. Hayat zaten pahalı. Her şeyi senin sırtına yüklemek. Yok, yok, benim içim rahat etmez. Yani niye etmesin? Babacığım, bunca yıl sen bize bakmadın mı? Hı? Bütün yükü sırtlamadın mı? Ben babanızım. Tabii ki size bakacağım. Ben de sizin evladınızım. Kızım, baban haklı. Biz bize bakasın diye dünyaya getirmedik seni yavrum. Sen de gençsin. Her genç gibi senin de gezip tozman hakkın. Ama senin bize bakmaktan nefes almaya fırsatın yok çocuğum. Ben şikayetçi değilim ki. Ya ben çalışmaktan da, size bakmaktan da gayet mutluyum. Bunda gocunacak, sıkılacak bir şey yok. Borçlar temizlenene kadar kızım. Bir düze çıkalım. Ondan sonra düşünürüm evde oturmayı. İçime sinmiyor baba. Hem sen ne işi buldun ki? Tayfun'un taksisinde çalışıyorum. Zor iş değil hem. Parası da iyi. Hı hı. Baba, bak bunu bir süreliğine kabul ediyorum ama daha sonra tekrar konuşacağız bu konuyu, tamam mı? Tamam kızım, tamam. Çalışmak için de kızımızdan izin ister olduk. Kimin kızı Recep Bey? Neyse, ben bunu soğumadan götüreyim. Sen nereye kızım? Umut biraz üşütmüş de. Biz de annemle haşlama yaptık. Onu götüreceğim. Tamam kızım. Hadi selametle. Selamımızı söyle. Çok geçmiş olsun. Babacığım, konuştuklarımızı unutma, tamam mı? Tamam kızım, tamam. Tamam. Nasıl geçti günün? İyi geçti, iyi. Allah'a çok şükür. Çok şükür. Yusuf, beni nereye getirdin böyle? Kızımıza.
efendim Nebahat. Kerime'm. Ya neredesin Allah aşkına? İnsan bir arar değil mi? Seni, Umut'u merak ettim. Nasıl? İyi mi bizim uşak? Küçük bir kaza geçirmiş. Ama şimdi iyi, merak etme. Oh, çok şükür. Yani kötü bir haber daha kaldıramayacaktık. Nebahat. Benim hiç aklımdan çıkmıyor. Onu da belli etmeyeyim diyorum ama. İçim yanıyor benim. Nasıl bir kader bu böyle bir... Kızımı bir kere bile öpüp koklayamadan mezarda görmek varmış kaderimde. Hadi sen, bilmiyorum ki bacım. Bu acının tesellisi yok. Aa, bilmiyorum Nebahat. Kendime hep diyorum ki, demek ki nasibinde bu varmış Kerim. Demek ki kızınla ancak öldüğünde buluşacakmış. Deme öyle bacım. Allah aşkına öyle deme. Allah'ım sana da iki yavruna da uzun ömürler nasip etsin. Amin Nebahat, amin. Ne diyeceğim? Bu arada sakın ama sakın Belgin'e bir şey söyleme, tamam mı? Bak şimdi çok meraklanır kızcağız aramızda, tamam mı? Söyler miyim hiç? Hadi. Tamam, hadi sağ ol. Görüşürüz. Hoş geldin kızım. İyi akşamlar. Kusura bakmayın, rahatsız ettim ama. Estağfurullah. Umut için haşlama yapıp getirmiştim de belki iyi gelir diye düşündüm. Çok teşekkürler. Niye zahmet ettin kızım? Ay, kapıda kaldın, gel. Gel içeri gel. İlaçlarını aldıktan sonra böyle uykusu gelir gibi oldu, uzandı. Ben de kaldırmak istemedim, örttüm üzerine. Haşlama için geç kaldım herhalde. Gerçi uyanınca içer sanırım. Tabii tabii kızım. Ellerine sağlık. Ben de bugün mısır ekmeği yapmıştım. İkisi çok iyi gider. Siz Balıkesirli değil misiniz? Balıkesirliyiz. Ben komşulardan öğrendim. Bizim orada çok Trabzonlu var. Anladım. O zaman Umut da lahana sarmasını komşulardan öğrendi herhalde, değil mi? Tabii, tabii. Tabii. Umut nasıl bir çocuktu? Ya biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Aslında şimdikinden çok da farklı değildi, biliyor musun? Yani hareketliydi ama yaramaz değildi. Benim oğlum her zaman çok vicdanlı, çok merhametli, çok anlayışlıydı. Gerçi hala öyle zaten. Gerçekten de öyle. Yalanı da hiç sevmezdi. Hala da sevmez. Ne güzel. Kızım. Sana bir şey diyeceğim. Bak kızım. Eğer Umut yalan söylüyorsa mutlaka bir mecburiyet yüzünden söylüyordur. Yani ya ailesini korumaya çalışıyordur ya da karşısındakini. Şimdi neden böyle bir şey söylediniz ki, anlamadım. Biz anne babalar evlatlarımızı kendi yuvalarımızda, kendi evlerimizde yalansız, dolansız, rüyasız yetiştiriyoruz. Ama dışarısı öyle değil. Dışarıda bambaşka bir dünya var. Sen de biliyorsun. Yani bazen mecburiyetler bizi istemediğimiz şeyler yapmaya itebilir. Doğru. Ben her şey hazırlıklı ol diye söylüyorum. Olun diye söylüyorum. Yani olur, hayat böyle bambaşka bir şey getirir bir gün belki önünüze. Anladım. Sen çok güzel, çok akıllı.
Belli ki çok da iyi bir kız. Ve belli ki kalbin de çok güzel. Bil ki Umut bilerek isteyerek seni üzecek hiçbir şey yapmaz. Eminim sen de onu üzmezsin. Benim için çok rahat artık. Benim oğlum sana emanet.